Erdarar ve Yasin Kamaloğlu Kudüs'te. Kendilerinden alalım bölgedeki son durumu. Serdar, nedir oradaki son durum? İsrail tarafı insani aranın ihlal gerekçesiyle duraklatıldı, yani iptal edildiğini ve savaşın devam ettiğini duyurdu. Tabi öncesinde, bir saat önce İsrail biliyorsunuz bir uygulama çerçevesinde burada yaşayanlara bir bildirim gönderiyor. Bu noktalara saldırı oldu, dikkatli olun diye 3 bildirim gönderdi. Serdar? Önce Siderot bölgesinde bir saldırı gerçekleştiği duyuruldu bir saatte. Sesim geliyor mu? Evet, dinliyoruz. O uyarı cep telefonlarınıza geldi mi sizin de? Evet evet. Şu an benim de cep telefonumda o uygulama var ve 3 farklı uygulama, 3 farklı bildirim geldi. Sapir Kolej bölgesine bir saat önce saldırı olduğu duyuruldu ve Holit bölgesine bir saldırı olduğu duyuruldu 37 dakika önce. Bu İsrail'in geliştirdiği bu uygulama hava savunma sistemine bağlı, demir kubbeye bağlı ve demir kubbenin imha ettiği o saldırılar bunlar. İşte İsrail tarafı bunları gerekçe göstererek savaşın devam ettiğini duyurdu. Şimdi sahadan da bilgiler geliyor, onları da hemen aktaralım size. Savaş uçaklarının Han Yunus bölgesinde bombardıman başlattığını duyuruyor ki doğusunu hedef aldığı ifade ediliyor paylaşımda. Başka başka noktalardan da var. Gazze'nin güneyine baskın düzenlediği savaş uçaklarının İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı. Yine güney bölgelerde özellikle Gazze şeridine bir baskın düzenlediği yine Gazze İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Önümde gelen bildirimleri okumaya çalışıyorum. Ebu İskender bölgesine hedef alıyor bilgisi var. Çok sayıda noktaya eş zamanlı olarak şu sıralarda İsrail'in de saldırılarının başladığını duyuralım. Tabii dün hatırlayacaksınız bu saatlerde, yani bu yarım saat öncesine kadar insani aranın uzatıldığı duyurulmamıştı. Son dakikalar beklenmişti. Yine bugün de aynı beklenti içerisindeydik aslında. Önce Mısır yetkililerine dayandırılarak haberler geçmeye başladı dünya basını. Tabii resmi bir açıklama gelmeden insani aranın bir gün daha uzatıldığı duyuruldu o açıklamada Mısır yetkililerine dayandırılarak. Fakat bu haberler servis edilip dolaşıma sokulduktan kısa bir süre sonra da resmi açıklama geldi ki İsrail Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre operasyonel güncelleme ifadesiyle duyuruldu o açıklama. Hamas operasyonel duraklamayı ihlal etti ve ayrıca İsrail topraklarına ateş açtı. İsrail Savunma Bakanlığı Gazze'de Hamas terör örgütüne karşı mücadeleye yeniden başladı ifadesini kullandı ki Savunma Bakanlığı sosyal medya adresinden de paylaştı o açıklamayı. 15 dakika önce paylaşıldı, yani Türkiye saatine göre saat tam 8.16'da paylaşmış oluyor. Bir saat önce yapılan bir paylaşım var. Gazze yakınlarındaki topluluklarda çalan sirenlerin ardından İsrail Savunma Bakanlığı hava savunma dizisi Gazze'den yapılan bir fırlatmayı başarıyla engelledi. Az önce hedeflenen o saldırıları Hamas tarafından yapıldığını iddia ettiği o saldırılar var ya, onunla alakalı İsrail Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımlarında okuyoruz. İşte süreç böyle başladı aslında. Fakat biz insani aranın uzatılmasını bekliyorduk ki açıklamalar bu yönde geliyordu. Hep biliyorsunuz Katar'da bir arabuluculuk masası kurulmuş durumda. Hem Katarlı yetkililer, Mısırlı yetkililerin yanı sıra da heyetler var. İsrail ve Hamas heyetleri arabuluculuk masasında insani aranın uzatılıp uzatılmamasını, bir de o insani aranın ateşkese dönüşüp dönüşmemesini konuşuyor günlerdir. Ilımlı bir hava esiyordu. Olumlu atmosfer yakalanmıştı son günlerde. Bütün ihlallere rağmen aslında sadece bugün İsrail'in duyurduğu bu ihlal değil, öncesinde de Hamas tarafı İsrail'in yaptığı ihlalleri duyuruyordu. Fakat insani ara hiç bu kadar sert bir şekilde savaşın devam ettiği duyurulmamıştı. İnsani ara hep devam etti. İnsani aranın ikinci gününde Hamas sadece rehine takasının ertelendiğini duyurmuştu. Fakat
Bugün çok ciddi bir haberle karşı karşıya kaldık. İsrail tarafından duyuruldu bu. Tabii süreç nasıl işleyecek? Önümüzdeki dakikalarda ve saatlerde tekrar arabuluculuk masası çalışır. Tekrar barış sağlanır mı? İnsani araya gidilir mi? Bunu merak ediyoruz açıkçası. İnsani aranın bitmesiyle birlikte hem rehine takası askıya alınmış oluyor, hem insani yarada biliyorsunuz 200 kamyon gıda ve ihtiyaç malzemesinin Refah sınır kapısı içerisinden bölgeye girdiğini biliyoruz. Hem Gazze'nin güneyine hem de Gazze'nin kuzeyine yardımlar ulaştırılıyordu bundan öncesinde. An itibarıyla onların da askıya alındığını belirtebiliriz. Şu an yoğun bir bombardıman başlamış durumda. Fakat şunu da belirtelim, çeşitli noktalardan Hamas ve diğer Gazze'deki yetkililerden bilgiler alıyoruz İsrail'in saldırılarına ilişkin, ama İsrail tarafı Hamas'ın yaptığı saldırılara ilişkin yeni bir bildirim göndermedi. Yani bir saat önceki 3 farklı saldırı var ama yeni bir saldırı bildirimi almıyoruz bölgeden. Bunu da belirtmiş olalım. Elimize ulaşan görüntüler de var. O görüntülerde de Gazze'nin birçok noktasında yine daha önce olduğu gibi dumanlar yükseliyor. Biz de kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu ile birlikte Gazze sınırından takip edeceğiz bugün tüm gelişmeleri Burçak. Evet, Serdar Er bölgeden aktardı. Kendisine gelen bilgiler doğrultusunda İsrail ordusunun savaş uçaklarının Han Yunus'a bombardımana başladığını söyledi ve güney bölgelerde Gazze şeridinde saldırıların başladığını söyledi. Şimdi